Dibini tutturma. Yaren biz şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Vallahi hiçbir fikrim yok Eda. Ama çok korktum ona bir şey olacak diye. Defne'ye bir şey olursa kaldıramam ben artık. Ben de. Ama biliyor musun ben çok özlemişim onu. Zaten böyle uzakta olmak benim de içime sinmiyordu. Bir bakımdan iyi oldu ama işte. Nasıl özlemeyelim ki Eda? O bizim elimizde büyüdü. Bebeğimiz o bizim. Baharatına bak oğlum. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Lale abla Yaren ablayla bir şey konuşacakmış da. Selam. Hatırladın değil mi beni? Ayşegüller'de tanışmıştık. Evet, hatırladım. Ben senin bir fotoğrafını çekmiştim hatırlıyorsan. İzin verirsen onu sergimde kullanmayı çok istiyorum. Yani bir sakıncası yoksa. Bilemedim şimdi. Olur ya, olur. Bilemedim. Ne demek Yaren'im? Ondan güzel şey mi bulacaksınız? Olur tabii. Ya portre bir fotoğraf sadece. Yani kabul edersen çok memnun olurum. Ne diyeyim ki şimdi? Peki tamam, kullanın. Peki dedi. Olur bizim için, olur. Süper. Yalnız benim seninle biraz sohbet etmem gerekiyor. Yani seni tanımam gerek. Ben fotoğrafları çekerken tanımadığım insanlardan seçiyorum. Sohbet edip ona göre isim veriyorum. Çok isterdim ama işim var maalesef. Yok işim. Ben yaparım Yaren'im. Her şeyi yaparım. Sen git hadi. Olur değil mi Hacer teyze? İyi ama çok geç kalmasın. Olur dedi. Hadi. Tamam, sağ ol Hacer teyze. Kolay gelsin. Bir de ünlü olurmuşsun. Maşallah, bebek gibi kızsın ha. Olur mu olur? Şşt Sibel, işine bak sen. Aa, rica ettiler şimdi. Hayır dese ayıp olur zaten. Şaka yapmıştım anne. Neyse güzelim, hadi sen git. Sibel abla, bunları robottan geçirebilirsin. Hazır. Tamamdır, arayacağım ben seni. İnatçılık eder diyordum ama hemen evet mi dedin? Ben boşuna inat etmem. Fazla zamanım yok zaten. Geçelim mi? Rahatsız ediyorsan ben gidebilirim. Ya önemli değil, buyurun lütfen. Başlayalım. Damla yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi. Nerede doğdun peki? Kendinden bahseder misin? Ben Bursa'da doğmuşum. Annem bana hamileyken trafik kazası geçirip hayatını kaybedince beni yurda bırakmışlar. Sana hamileyken sen nasıl hayatta kaldın? Bir şekilde hayata tutunmuşum işte. Annemin kalbi durmuş. Beni de doktorlar kurtarmış. Baba? Yaren. Ben senin akrabam olduğunu kimseye söylememiştim. Eski mahalleden bir komşumuzun kızı diyeceğim. Annesi babası ölmüş. Tamam peki. Ben çok özel sorular sormuyorum değil mi? Yok. Babamı da o kazada kaybettim. Başın sağ olsun. Kaçın sınıfa kadar okuyabildin peki? Ben Bursa'da Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonra üniversite sınavına girecektim ama sınava giriş kağıdımı kaybettim. Sonrası karışık. İşte Eda ile yurttan ayrılmak zorunda kaldık. İş bulmaya çalıştık. Buraya geldik. Bir anda burada bulduk kendimizi. Ama seneye tekrar üniversite sınavına gireceğim. Ben doktor olmak istiyorum. Neden? Neden? Sanırım benim hayat hikayemle ilgili. Ben kurtarabildiğim kadar hayat kurtarmak istiyorum. Kimse sevdiklerini zamansız kaybetsin istemiyorum. Eğer bir şey yapılabiliyorsa yapan kişi ben olmak istiyorum. Ne kadar aydınlık birisin ya. Değil mi Ekin? Evet. Öyle. Teşekkür ederim. Toplanmış ne konuşuyorlar bunlar böyle? Peki, hayatta en çok kimi seviyorsun? Yani kime güveniyorsun? Yani güvenilirliği tartışılır. Ama Eda'yı çok seviyorum.
Biz gözümüzü yurtta açtık, birbirimizi gördük. Başka kimsemiz yok. Neden güvenilir değil? Yani Eda eğlencelidir, deli doludur. Ama sağ solu belli olmaz onun. Ne yapacağı belli olmaz yani. Ama beni kalpten sever. Ben de onu çok severim. Siz hep yurtta mı yaşadınız? Evet. Yani aslında küçükken bize evlatlık edinmek için gelmişlerdi ama Eda her seferinde Yaren'den ayrılmam ben diye olay çıkardı. Biz kardeş gibiyiz. Aslında kardeşiz. Bir kan bağına ihtiyacımız yok. Böyle anlatabileceğim bir şey değil. Hiç kavga etmez misiniz? Yani aslında kavga etmediğimiz gün pek olmaz. Ama kim kendini suçlu hissederse diğerine gofret alır. Böylece barışmış oluruz. Kenan? Öğrendim Neval, öğrendim. Kızın ismi Gülsün Güneş'miş. 18 yaşını doldurmuş. Doldurunca da yetimhaneden ayrılmış. Şu anda İstanbul'daymış. Gülsün Güneş. Lütfen hemen araştırmaya başlar mısın? Bu kız nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor öğrenmek istiyorum. Neval, neden öğrenmek istiyorsun anlamıyorum gerçekten. Yani annesini öldürdüğün kızı bulup ne yapacaksın sen? Bana sesini yükseltme, tamam mı? Ben suçlu değilim. Beni delirttiler. O kadın ailemi, yuvamı yıkacaktı. Her şeyimi elimden alacaktı. Tamam, sakin ol Neval. Sakin ol. Tamam, sakin olayım ama sen de beni suçlamayı bırak, tamam mı? Bana Gülsün Güneş'i bul. Hemen. Tamam Neval, tamam. Araştıracağım. Ama bak, bulamayabilirim, haberin olsun. Sen yeter ki bunu takıntı haline getirme, olur mu? Bak, ortada belli olan bir şey var zaten. Abim Firuze'den bir kızı olduğunu bilmiyor. Bu kız zengin bir babası olduğunu bilmiyor. Yani bilse çoktan ortaya çıkardı, değil mi? Ya şimdi ortaya çıkarsa? Bak Kenan, ben bu riski göze alamam, anlıyor musun? O kızı bulup hayatımdan uzak olduğundan emin olmam lazım. Oldu ki bulamadık. Kız kendiliğinden ortaya çıkarsa o zaman önlemimizi alırız. Bak, ben senin yanındayım. Düşmanın falan değilim, tamam mı? Lütfen biraz sakin olur musun? Tamam Kenan, tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Yaren, çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. İzin verdiğine dair şuraya bir isim soyisim, şuraya da imza gerekiyor. Gülsün yazdın. Evet, benim kimlikteki adım Gülsün. Yetimhaneye gelen çocuklara genelde böyle isimler verilir. Gülsün. Yani işte hep Gülsün anlamında. Peki Yaren'in hoşuna gittiği için falan mı kullanıyorsun? Yok. Hacer teyze bana hep derdi ki annen senin adını Yaren koymak isterdi. O yüzden ben de Gülsün adını kullanmıyorum. Yaren adını kullanıyorum. Bu yeterli mi? Yeterli. Çok teşekkür ederim. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum ya. Lale abla Yaren ablanın fotoğrafını çekmiş de sergisinde onu kullanmak için izin istedi. Bir de birazcık sohbet ettiler. Ben de o sırada podcast'imi kaydettim. Yani açıkçası Yaren ablanın daha bundan haberi yok ama ben onu bir ara hallederim. Bu arada hayat hikayesini anlattı. O kadar ilginç ki inanamazsın. Damla, sana ne burada çalışan kızın hayat hikayesinden? Hayır, Lale de bir tuhaf. Yani ne gerek var bu kızın fotoğrafını sergiye koymanın? Hadi gel, eve geçelim. Tamam. O zaman ben işimin başına döneyim. Tamam, daha fazla tutmayayım seni. Bir şey diyeceğim, podcast. Derslerine hiç bakıyor musun, çalışıyor musun acaba? Selam. Kusura bakma, biraz geç oldu. Telefonun da yoktu, Sibel'i aramak zorunda kaldım. Önemli değil. Lale bunu sana vermemi söyledi. Giderken unutmuş. Eda ile birlikte ikinizi de davet ediyor. Gelirseniz çok mutlu olacağını söyledi. Çok isterdim. Ama gelemem. Çalışıyorum biliyorsunuz. İzin alamam. Sergi gece olacak Yaren.
Çalışma saatlerim belli olmuyor. İşim geç bitebilir. Evde kimse olmayacak ki. Kudret abiler de geliyor. Bilemedim. Ben Lale'nin teklifini iletiyorum sadece. Anladım. Teşekkürler. Yaren. Barışalım mı? Ben kötü adam değilim. İyi geceler Hekim Bey. İyi geceler. Ne haber? Nasılsın görüşmeyeli? Dur bir sakin ol, sakin. Bırak beni. Hadi. O güzel ellerine göğsümü yumrukla. Belki korkarım senden. Aşağılık bırak. Bırak beni. Tamam bir sakin ol. Ya bir kere de hakaretler havada uçuşmasın. İki medeni insan gibi konuşamayacak mıyız biz seninle? Bak ben sana zarar vermeyeceğim. Sadece konuşmak istiyorum seninle. Hepsi bu. Ya sen niye beni anlamıyorsun? Ben sana daha önce de söyledim. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Anla artık şunu. Hastasın sen. Ya bak ben sana zarar vermeyi hiç düşünmedim bile. Ya sen beni çok kızdırdın. Ben sadece seni korkutmak istedim. Ne hakla ya? Kimsin sen? Kimsin? Bir de yüzüme bakıyorsun utanmadan bunu söyleyebiliyorsun. Ya sen hala anlamıyor musun beni ya? Kızım ben senden hoşlandım ya. Hoşlandım senden. Birlikte oluruz diye düşündüm. Mutlu oluruz diye düşündüm. Ya sen deli misin? Ya neden kafanı taktın bana bu kadar? Neden ben? Etrafında bir sürü kız vardır zaten. Evet var. Ama ben seni istiyorum. Ama sen ne yaptın? He? Geldin burada ailemin yanında hizmetçilik yapıyorsun. Asıl deli olan sensin. Yeter be. Yeter. Sen benim gözüme bir baksana. Bir bak bana. Ben sana hiçbir şeyin açıklamasını yapmak zorunda değilim. Ben seni istemiyorum. Seni sevmiyorum. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Artık anla bunu. Anla. Ve çok haklıymışım. Sen pisliğin tekisin. Cici olan Ekin değil mi? Gece gece gizli buluşmalar. Odalara girip kapı kilitlemeler. Ne oluyor ya sizin aranızda? Ha? Ne oluyor? Hiçbir şey yok. Bırak beni, saçmalıyorsun. Asıl sen saçmalıyorsun, tamam mı? Yaren, bak bana bak. Sakın Ekin'e güvenme. Sakın ona aşık olma. Üzer o seni ya. Senin kalbini alır, çiğner tükürür. Niye anlamıyorsun sen beni? Ben seni severdim be. Ben seni çok severdim. O sevmeyi bilmez ki. Kimmiş? Önemli değil ya Ayşegül. Yaran. Şşş. Baksana. Aa. Ne olmuş buna ya? Ay ne olmuşsa iyi olmuş. Ben bunu Allah'ına kavuşturmadan bu Allah'ından bulmuşum. Oo, canıma değsin.
Ega ama baksana bayağı kötü gözüküyor. Yo, muhteşem gözüküyor. Bak hak ettiği yerde. Ben bir gidip bakacağım. Saçmalama Yaren. Delirdin galiba. Neler yaptı bu kız sana? İyi misin sen? Ya bırak. Kötü gözüküyor Dünya ya. Ben bir gidip bakayım. Yara sen kafayı mı yedin ya? Sana mı kaldı kızım bu? Gitmeyeceksin. Eda bir dur. Geliyorum. Sana kaldı çünkü. Sen böyle daha çok ağlarsın Yaren. Ne oldu sana? Sarhoşum. Belli olmuyordu. Hadi gel seni yatağına yatıracağım. Bırak! Ben kendim kalkarım. Ay düşeceksin. Bırak! İstemiyorum ya. Bırak beni. Hadi yardım edeyim sana. Senli benli konuşma benimle. Tamam mı? Sen bana Ayşegül Hanım diyeceksin. Sen ancak benim çantamı taşırsın işte böyle. Peki Ayşegül Hanım. Hadi gelin sizi yatağınıza yatıralım. Ne oldu? Memnun oldun değil mi? Beni böyle gördüğünü. Bak. Ölüyorum ben işte mutsuzluktan. Gülsene ya. Niye gülmüyorsun? Ha? Hadi size yardım edeyim. Bırak. Tamam hadi. Hadi Ayşegül Hanım. Bırak beni, bırak. Tamam. Ya bırak beni artık, bırak, bırak. Ayşegül. Kimse seni görmüyor. Kimse seni sevmiyor. Sevmeyecek de. Sen böyle aptal gibi, aptal gibi hayaller kuruyorsun. Tamam, bir şey yapmıyorum. Ben hiç iyi değilim. Ben çok mutsuzum. Nefes alamıyorum mutsuzluktan. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.